Hocam siz şöyle oturun. Biz tedbiri elden bırakmayalım. Şimdi tabii geçen hafta yapılan testler de pozitif çıktı. Sonraki iki yapılan testimde negatif çıktı ama yine de biz tedbirli olalım. Bu virüs çünkü nasıl bir şey olduğu belli değil. Bazen bir gün çıkıyor, bir gün çıkmıyor. Onun için hem kendimizi hem başkalarını koruyalım. Bu yüzden de böyle tek başıma çıkmak durumunda kaldım. Bundan dolayı da herkesten özür diliyorum. Çünkü ben de takımımla ve yönetimimle beraber aynı masada olmak isterdim. Fakat böyle bir çözüm bulduk. Çünkü yani sizle de bir hiç görüşemedik bugüne kadar. Bir oturup konuşalım. Sizin sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa onlara cevap verelim diye bugün geldim. Aslında kalmam gerekiyordu tesislerde. Evet. Hepimiz hayırlı olsun. Yani evet, geçtiğimiz sezon belki pek istediğimiz gibi olmadı ama bu sezona yaptığımız transferlerle beraber elimizde geçen seneden kalan diğer kardeşlerimizle, oyuncularımızla beraber yine iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu hafta da lige başlayacağız. Tabii iyi başlayabiliriz, kötü de başlayabiliriz ama biz yolumuzu çizdik. Emin adımlarla o yolda yürüyeceğiz. Burada tabii ki en önemli şey, burada hep beraber bir aile olarak hepimiz birbirimizi severek, sayarak, saygı duyarak birbirimize Malatya Spor'u daha iyi yerlere, hak ettiği yerlere taşımaya gayret edeceğiz. İnşallah bunu da başarırız. Hocam kamp nasıl geçti sizin için? Kampımız tabii çok çok iyi geçti diyemem. Çünkü oyuncularımız zaman zaman işte aramıza sonradan katıldı. Bulunduğumuz ortam itibariyle çok rahat çalıştığımızı da söyleyemeyeceğim. Çünkü bir küçük sahada çalışıyorduk. Akşam işte büyük saha, o şeyler biraz çalışma işlerimizi aksattı ama yine de elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya gayret ettik. Bir kere oyuncularımızın iyi niyetinden, çalışmasından, özverisinden son derece memnunum. Çok özverili ve gerçekten burayı seven, bu takımı seven, burada oynamaktan keyif alan iyi bir kadroya sahibim. Bundan dolayı da mutluyum. Zaten biz gelmeden önce bazı transferler yapılmıştı ki hepsi de iyi oyuncular. Biz geldikten sonra hem yönetimimiz hem bizler gerekli çalışmaları yürüttük ve birlikte daha sonra yapılan transferlere karar verdik. Bundan sonra da belki bir ya da iki tane daha transferimiz gerçekleşecek diye düşünüyorum. Yani istediğimiz gibi gelişiyor her şey. Yolunda gidiyor. Evet, tabii zor bir sezon. Her şeyden önce onu söyleyelim. Yani kolay olmayacak. Çok gerçekten derin bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. 40 tane maç, sıkıştırılmış bir lig, çarşamba, pazar maçlar, 3 günde bir. Sakatlıkların çok olabileceği, inşallah hiç olmasın ama olabileceği ihtimali olan bir sezon yaşayacağız. Kart cezalarının çok olacağı bir sezon yaşayacağız. O yüzden herkese ihtiyacımız var. Bütün kadromuzda bulunan en gencimizden en yaşlımıza kadar bütün oyuncularımızın sahada vereceği mücadeleye ve saha dışındaki özverisine ve fedakarlıklarına, aidiyet duygularına ihtiyacımız var. İnşallah bu sezonu da böyle alnımızın akıyla güzel bir şekilde tamamlarız. Söyledim, çok zorlu bir sezon bizi bekliyor ve bu sezon içinde herkese ihtiyacımız olacak. Bizim bugünden sonra artık yolumuza taş atmaya değil, o taşları oradan kaldırmaya ihtiyacımız var. Herkesten bunu rica ediyorum. Bu takımın formasını giyen, armasını taşıyan bütün oyunculara sahip çıksınlar. Bugün de böyle, yarın da böyle olsun. Tabii eksiğimiz var, yok değil. Yani bir stoper transferi yapmamız gerekiyordu. Yapamadık şu ana kadar. Hadebe hasta. Antrenman yapamadı daha hiç. Yani o yüzden oynama şansı yok. Aynı şekilde Mustafa yine rahatsızlıkları vardı. Çok fazla antrenman yapma imkanı bulamadı son haftalarda. Ama elimizdeki imkanlarla yine gidip Karagümrük maçında en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah dediğim gibi iyi bir sonuçta dönebilirsek güzel bir başlangıç yapmış oluruz.
Ama futbolda her şey var. Kötü bir sonuçla da dönsek bu bizi yolumuzdan çevirmeyecek. Biz kararlı bir şekilde bu seneki hedeflerimize doğru gideceğiz. Bu seneki hedefleriniz ne diye sordunuz biraz önce. Tabii sezon içinde bu hedefleri belirlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İlk hedefimiz öncelikle maçlarımıza iyi şekilde hazırlanıp hem futbol adına hem de sonuç alacak şekilde ortaya bir şeyler koymak. İlk hedefimiz bu. Ondan sonra yavaş yavaş maçlar oynanmaya başladıkça ligdeki sıralamadaki hedeflerimizi belirleyeceğiz.